Dün hafta sonu Sözcü Gazetesi'nde bir fotoğraf vardı. O fotoğrafta Necmettin Erbakan, Refah Partisi 1994, Recep Tayyip Erdoğan bugünün Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanımız bir kamyonette seçimler öncesinde tur yapıyorlar 2024'te Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı, bu sefer Suat Kılıçlı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayıyla kamyon turu yapıyor. Biliyorsunuz bir de zübük tartışması vardı. Fatih Erbakan bugün İsmail Saymaz'ı üstümüzde alınmıyoruz demiş. Ee, dolayısıyla bizden ayrılanların bize, bize kaybettirmeye çalışmaları noktasındaki eleştirilerini Cumhurbaşkanı Erdoğan dile getiriyor. Ee, evet bu 2024 müydü? Evet 2024 bu. Bir de bunun 94 versiyonu var biliyorsunuz. Dolayısıyla 94'te aynı 2024'de nereden nereye demiş yeniden refahta. Bu da 94. Ee, tartışma 2024'te bize kaybettirmeye çalışıyorlar bizden ayrılanlar. İşte Zübük tartışmasıyla devam ederken 1994'ü de hatırlayın. Fotoğraf 1994'e ait. Siyah beyaz. Siyah beyaz. Benzer bir kamyonet. <laughs> Siyaset bir değişik e, Valla yeniden refah. Bir, bir kere CHP ile ilgili son bir yorum daha yapayım. Lütfen. E, ben Kemal geliyorum diyen adam, ben Kemal gidiyorum diyemediği için CHP'de bu problem yaşanıyor. Arşivinize bakın. 14 Mayıs'tan aylar önce de aynı konuları konuşuyorduk. Ekonomik sefalet, kriz, fakirlik, liyakatsızlık, evet. adaletsizlik, hukuksuzluk, rüşvet, yolsuzluk. E, kayırma, peşkeş çekme ama kazanılabilecek seçim. en kolay seçim kaybedildi. Mayıs'ta. Mayıs'ta. Ona, o seçimi kaybeden kişi ertesi sabah bıraksaydı bugün ana muhalefet partisi daha sorunsuz bir şekilde e, şeye geçebilirdi. Bu seçime Süreç hazırlanabilirdi, anladım. bu süreci yönetebiliyordu. Şöyle demiş. E, siyaset dışı kalma hakkınız da e, işte 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in sözleriyle karşılık vermiş. Yani siyaset dışı kalma hakkınız da yok denmiş kendisine. Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasetin giriş kapısı var, çıkış kapısı yok. Halk e, talebi olduğu sürece kim siyasetçi diyor, bu talebe ha, karşı kayıtsız ha, kalamaz. Ya, kim ki, diyor? Ben, kapısı ben görevden çıkış kaçmam. İşte partim bana bir görev verirse o ben almayayım sen yan cebime koy. Aynı şekilde adaylık süreci de böyle geçmişti. Talep gelirse ben tabii ki reddedemem bu görevi. Aynı şey Erdoğan da yapacaktır. Bakmayın son seçimim falan dediğine. Ha, son seçimimde <laughs> Cumhurbaşkanı <laughs> ama orayı Bekir Bozdağ cum meclis tabii, başkan tabii, vekili tabii, düzeltti. Tabii. Bir erken seçim olursa dedi e yeniden aday olabilir dedi. Olabilir. Olacaktır. Anayasa yorumlanacaktır. Şimdi erken seçimlerden daha yeni seçimden çıktık. Tabii erken seçimlerden. Ya gibi. yeni seçilmiş milletvekili 5 sene. <laughs> Yok Hazır şey mamayı ya. bulmuş. Yok öyle. Erken seçime girer. Cumhurbaşkanı'ndan sonra seçimi seçim değil mi? Eğer Meclis alır. Meclis seçim meclis kararı. Meclis Tayyip alır. Erdoğan. O meclis Normal no... Normal şartlarda Tayyip Erdoğan iki dönem hatta üç dönem yaptı. 3 ee, Üçüncü döneme kimse itiraz etmediği için. Üçüncü dönemde de aday oldu. Ee, artık 2028'de aday olamayacak. Dolayısıyla benim son seçimim demesi doğru bir tespit. Yani Cumhurbaşkanı olarak son seçimi gidip İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olabilir tabii. Ee, ama bir tane istisnası var. O da eğer parlamentoda acaba son yerel seçim demiş erken olabilir seçim mi? Ka ya benim son yerel seçimim yok demiştim. yok. Yani Cumhurbaşkanı olarak son yerel seçim işte Cumhurbaşkanı yani partinin başındayken ve cumhurbaşkanı iken bundan sonra bir seçime gire yani bu 31 Mart'tan sonra herhangi bir seçime girmeyecek. Çünkü bir sonraki yerel seçim de 2029'da yani e o tespit yani mevzuat açısından çok doğru bir tespit yani bunu niye tartışıyoruz bilmiyorum. Son seçimim dedi doğru son seçimi yani 2028'e giremeyecek girmesinin tek yolu var. Parlamento'da bir çoğunluk ortaya çıkar, cumhurbaşkanının görev süresi dolmadan seçim kararı alır, cumhurbaşkanına yeniden aday olma fırsatı çıkar. Yani, yani siz ikna e alıyor musunuz bunu? Şu anda parlament sana... şu anda parlamento aritmetiği buna mümkün değil. Ama işte Dem Parti ile anlaşırlarsa, İyi Parti ile anlaşırlarsa ve 400 milletvekili bulabilirlerse, pardon 360 milletvekiliyle erken seçim şey yapılabilir. O da zor görünüyor. Yani herhalde kimse Tayyip Erdoğan bir daha seçilip ee, bir 5 sene daha kalsın diye e, erken seçim kararı için oy vermez mecliste. 11 Mart 2024 koyun arşive. Bir daha söyleyin. 11 Mart bugün 2024 koyun arşive. Erdoğan'ın sağlığı ve ömrü el verdiği müddetçe o saraydadır, o koltuktadır. Anayasa onu demiş, bunu demiş. Yasa öyleymiş, hukuk böyleymiş her şey kitabına uydurulur. İşte öyle bir gücü vardır ki o seçimden sonra iyi partilerin bir kısmını da yanına çekebilir. Demlileri de yanına çekebilir. Kılıçdaroğlu meclise soktuğu 35 siyasal İslamcıyı da yanına çekebilir. Anayasayı yine değiştirir. Ee, Erdoğan o saraydan, o koltuktan kalkmaz, saraydan çıkmaz. Ömür boyu başkandır. Allah herkese sağlıklı günler nasip Amin. etsin. Ee, yani son seçimi mi? Daha önce de söylemiştiler galiba. Ben hani yerel seçim anlamında söylerim. son seçimi gibi de e, al, söylemiş olabilir diye düşündüm ama e, böyle bakıldığında e, İyi Parti Genel Başkanı Merle Akşener'de e, bu bu seçim oldu oldu olmadı evine gidip oturacağım dedi. O Evine gidip oturacak bence. Evet. Torunlarıyla takılacak. Peki sizce bu yerel seçimlerde ne olacak? Ne olacak? Abi, bilemem. Ee, normal, adil, hür, demokratik, şeffaf bir seçimde e, AKP adayı İstanbul'u kaybeder. Hani bu seçimde e, Kılıçdaroğlu yüksek bir çıta bıraktı son yerel seçimden sonra. Özgür Özel onun altına düşmek istemeyecektir. Benim için mühim olan İstanbul'u kim kazandı, Ankara'yı kim kazandan daha önemlisi AKP'nin Türkiye genelinde tarihinde aldığı en düşük oyu alması gerekir. Seçmenin işte emeklisi, fakiri, fukarası, Gençim. bu konjonktürde AKP'yi bu konuma taşırsa, AKP'nin içinden de serzenişler başlar, mırıldanma başlar, reis ne oluyoruz diye. Bu olursa eğer olabilir mi bilmiyorum, bu olursa o zaman 1 Nisan'da yeni bir Türkiye'ye uyanırız ama e, bakalım sürprizler evet. de olabilir net bir şey söyle.